Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun. Çok güzel bir ışığım var. Sabahtan beri bu ışığı bekliyorum ve online eğitimi bitmesine. Sonunda bitti. Bitmedi daha doğrusu. Ben dersten kaçtım. Çünkü gün ışığı bitiyor ve benim video çekmem lazım. Biraz hastayım. O yüzden sesim kusuruna bakmayın. Neyse gelelim burada toplanma amacımıza. Tiramisu yapacağız arkadaşlar. Uzun zamandır ben de tiramisu yapmak ve yemek istiyorum. Yapmak değil, yemek istiyorum. O yüzden dedim ki bunu bir video olarak çekeyim. Çok iyi ya, şu an konuşasım geldi. Özlemişim konuşmayı. Neyse, gördüğünüz gibi her şeyi toparladım. Pırıl pırıl. En boş. Bugün video çekme günüdür. Size malzemelerimi sayayım hemen. 2 dakikada. Böyle bir kahve almam gerekiyormuş. 250 gram olması lazım. Bunlar hepsini kullanmayacağım. Kakao üzeri için. Bütün malzemeleri de tersten saymaya başladım yalnız. Mısır nişastası var mıydı emin değilim. Birkaç yerden tarif baktım. Var gibi hatırlıyorum. Emin değilim. 2 tane yumurta sarısı. Sonra ben önceden koydum un. Şöyle 4 kaşık. Yemek kaşığı. Sonra 1 litre süt. Yarım çay bardağı, yok su bardağı. Yarım su bardağı şeker. Bir paket vanilin, bu vanilin. Bir paket de kabartma tozu. 2 paket de neydi bunun adı? Kedi dili. Başka bir şey şu an unutmadım diye düşünüyorum. O zaman başlıyoruz. 1 adet tenceremizi alıyoruz. Umarım bu yeterli olur. Ocağımıza koyduk. Ama açıyı değiştireyim. Şöyle. Telefonum. Bir dur ya. Şöyle olsa beni görürsünüz herhalde. Birazcık eğildim. Çok da olmamış sanki. Neyse bu annemin yemeği. Ne var içinde bilmiyorum. Tenceremizi koy. Ben şimdi böyle eğilecek miyim? Bir dakika yükselteyim sizi. Oldu. İşte bu ya. İşte bu. Başardım. Yes. Hemen sütümüzü daha sonra unumuzu koyuyoruz. Bana bu birazcık çok geliyor. 4 yemek kaşığı demişti ama ben 4 yemek kaşığını dolu dolu koydum. O yüzden biraz koymayabilirim. Bunu koymayacağım. Şu kadar ayırdım ama koymayacağım. Böyle koyunca içime kötü bir his doluyor. Şekerimizi koyuyoruz. Ya. Çareler tükenmez. 2 tane yumurtanın sarısı lazım bu arada. Hepsi değil. O yüzden bunları sarılarını ayırmam lazım. İnşallah içine koymam. Karıştırın diyordu ama gördüğünüz gibi bende öyle bir hız yok. Bir çırpma teli almam lazım. Yanlış ocağı açmış. Şimdi bunları hızlıca çırpmamız gerekiyormuş.
Başka şu an öyle bir şey, başka bir şey yok. Pembe oldu bunun rengi, normal mi? Şunu hemen değiştirelim. Böyle olmaması gerekiyor normalde. Ya da bilmiyorum. Neyse, bunu böyle hızlıca çırpmamız gerekiyor. Ben bunu böyle bir çırpıp geliyorum. Kolum koptu. Kaynayana kadar karıştırmam gerekiyormuş. Kaynayınca alacağım. Şu an böyle. Hadi. Arkadaşlar kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi böyle bir kıvamı var. Kıvamsızmış, yokmuş. Bunun şimdi altını kapattım. 2 saattir ben niye oturmuyorum ya gerçekten. Neyse, nerede kalmıştık? Şöyle bir derin kase aldım. İçine 1,5 yemek kaşığı sıcak su koydum. Daha sonra bir kaşık almam lazım. 2 yemek kaşığı da kahve koyacakmışım. Hadi dökün. Ay çok eğlenceli. Bu doldu mu? Neyse, bir. Fazla mal göz çıkarmaz. 2 yemek kaşığı kahve. Ne kadardı ya şeker? Bir şekere bakayım. Ben şekerin ne kadar koyacağımı unuttum. 2 yemek kaşığı kahve, 2 yemek kaşığı da şekermiş. Hemen şekeri de koyuyorum. Şimdi bunun erimesi lazım. Çok güzel koktu bu arada. Yanlışlıkla kahve yapmış olabilir miyim? Bu arada mısır nişastası koyulmuyormuş, haberiniz olsun. Ben biraz sallamışım. Neyse, bu suyun bayağı sıcak olması lazım çünkü bunların erimesi için. Bir de şu muhallebi miydi artık, iç malzemesini. Sürekli karıştırın çünkü üstü tutuyor. Tutuyor dediğimi de anladınız herhalde. Bu arada çok güzel olacak, çok heyecanlıyım. İlk defa yapıyorum. İyi de ben buna kabartma tozu koymadım. Kabartma tozu da yok. Arkadaşlar, yanlış bilgi. Ben ilk önce Arda'nın mutfağından baktım. Sonra Arda baktım, birazcık saçma sapan bir tarif gibi geldi bana. Ondan sonra dedim ki Nermin'cimin mutfağına gireyim. Nermin'e girdim. Nermin'cim yaptığı tarif bana daha uygun geldi. Kilo falan labne koyun diyor, anlamadım, çok saçma. O yüzden Nermin'in tarifini yapıyorum ve bu oldu galiba. Acaba bunu sıcak suya mı batıracağız şunları, yoksa soğumasını bekleyecek miyim? Neyse. Her işte olduğu gibi bunu da birazcık doğaçlama yapalım. Eridi mi? Evet. Atalım. Buraya oturmak çok iyi bu arada. Bütün mutfağa hakimim. Şimdi ben şunu bir tur karıştırayım. Bu arada çok iyi olmuş. Tadına baktım, biraz fazla şekerli. Beni ilgilendirmiyor tarif öyle. Şimdi of, altı ıslanmış. Neyse, önemli değil. Borcamı aldık. Şunu birazcık daha kendime doğru çekeyim. Halı da geliyor. Televizyonu bir açalım. Burada kullanmayacağım malzemeleri ben bir atayım. Şunu da şuraya alalım. İçinde iki paket çıkıyor. Bilmiyorum. Neyse. Daha kremayla işimiz bitmedi. Ona labne ve vanilya ekleyeceğiz. Daha sonrasında bunu ekleyebiliriz. Şimdi ben çöplerin yere atıyorum. Bu sıcak mı? Birazcık sıcak. Olsun. Bir şey olmaz.
Şöyle batırıyorum. Aa, direkt eridi. Şimdi bu aşağı mı gelecek, üste mi? Kimse bana böyle bir şey söylemedi. Altı mı yumuşak olur, üstü mü? Vallahi bilmiyorum. Bir şey okuyayım da. Bunu kimse söylemedi. Ben söyleyeceğim birazdan. Yazmıyor arkadaşlar. Öf. Şimdi nasıl yapacağız? Bu da hemen şey gibi oldu, sünger gibi. Bunu birazcık soğuması gerekiyor. Deneme yanılma yoluyla doğru yol bulacağım. Bu birazcık soğusun. Ben de şunun yönünü bir öğreneyim. Geliyorum. Arkadaşlar fark etmiyor galiba. Ama bu çok yumuşacık oldu ya. Neyse, zaten amacı yumuşak olmak değil mi? Nermin'e baktım, kafasına göre koymuş. Biz de öyle yapıyoruz hemen. Sırayla bunları diziyoruz. Acaba böyle mi dizsem, böyle mi? Böyle dizersem 2-2,5 geliyor. Of! Gerçekten şunu bir yapayım da. Arkadaşlar son durum budur. Sadece şu kenarlarında 2 santim falan boşluk kaldı. Şurada ve burada. Oraya nasıl koyacağım bilemedim. Şunu da ters koymuşum. Bir dakika. Oraya nasıl koyacağım bilemedim. Ama şu an son durum bu şekilde. Son bir kere daha karıştırıyorum. Bir paket şekerli vanili. Bu da 180 gram bu. O yüzden ikinci paketinde çeyreğini koyacağım. 250 gram olması gerekiyor. Yani 180, 70 gram daha koymam lazım. Benim matematik bilgimi konuşturmuyorum. Matematik her yerde, boş yere demiyorlar. Şimdi bunun 70 gramı 7, 14, 90'sa yarısı. Yarısı 90'sa yarısının 3'te 2'sini alacağım. Herhalde. Şimdi devam edeceğim. Çırpıcı değil bu arada. Bunun adı da ben bilmiyorum. Mikser değil bu. Bu neydi? İyice karıştırdım ama tam olarak oda sıcaklığında değil şu anda. Yapacak bir şey yok, onu bekleyemem. Bir katı dizdim, gördünüz. Şimdi üzerine kremasını ekliyorum hemen. Görünüşe göre benimkisi birazcık daha katı olması gerekiyordu. Emin değilim. Hızlı hızlı. Kamera ayarlarıyla oynadım, görün istedim. Şunu kenara çekelim. Kahveli suyum bitiyor. Bir daha yapmak istemiyorum. Dayanabilirsin. Başarabilirsin. Şu kenardaki boşluk sinirimi bozdu. Galiba oraya da koyacağım.
Su bitti, şaka mı? Yapma ya. Hayattaki şansı. Aa. Üstüme dökülmüş. Yere de dökülmüş. Ben gidip şuna birazcık daha kahveli su ekleyeceğim. Çünkü yetmedi. Bayağı var daha. Geliyorum biraz. 2,5 oldu şu an. 2,5 bardak oldu. Siz 2,5 bardak yapın. Beni dinleyin de ben bu karamelleri buraya nereden getirdim? Kaldığımız yerden devam. Şunu şöyle dik. Çok zeki. Tam oldu. Şu an her yerini doldurdum. Kenarları da doldurdum. Üstüne muhallebisini döküp bitiriyoruz. Bu kadar da kahve arttı bu arada. Yani ben size gerçek tarif vereyim mi? 2,5 değil. 2,5. Yok 1,5'tu. 2 bardak yapın yeter size. Ama birazcık sanki o çırpıcı aletiyle değil de karıştırarak yapmam gerekiyordu. Böyle bir sallanıyor. Neyse önemli değil. Tadı güzel olsun. Üzerine kakao ekleyeceğim. Ondan sonra dolaba koyacağız. 2-3 saat dolapta duracakmış. Şimdi geldik işin şov kısmına. En sevdiğim kısım. O büyük neydi onun adı? Şunun büyükleri var ya, onu bulamadım. Bu da eğlenceli olabilir. Çok eğlenceli. İçinden gerçekten topaklar çıkıyormuş. Oldu ya, tamam. Şuraları bir temizleyelim. Arkadaşlar bu şekilde. Ya. Salak olmayacaksın bu hayatta gerçekten. Ben bunun kıvamını daha oturmadan unuttum. Neyse bir kayma oldu. Son durumu bu ama. Arkadaşlar son durum budur. Eğemiyorum çünkü kıvamı tam oturmadığı için akıyor. Az önce gördük, talihsizlik yaşadım. Kendi kendime nazar ettim. Önemli değil. İlk tiramisu'nun günahı olmaz. Sadece şey söylemek istiyorum. Ben Nermin'de gördüm, o çırpıcı aletiyle onu karıştırdı. Ben onu karıştırdığım için kıvamı birazcık cıvıdı. Çok az. Neyse ben onu kendi püf noktalarımla düzelttim. Şimdi bunu dolaba koyuyoruz. 1-2 saat dolapta duracakmış. Ondan sonra beraber tadımını yaparız. Şimdilik dolaba götürüyorum. Arkadaşlar 3 saattir bekliyor. Bakalım nasıl olacak. Aa çok kolay kesin. Ya. Bir dakika. Şimdi bunu eşit kesemedim. Bir şey diyeceğim. Bunu birazcık daha mı dolap durması gerekiyor? Ben tekrardan bunun üstüne kakao gezdireceğim. Bunlar sıkıntı değil. Arkadaşlar geldim. Şimdi birlikte tadım yapacağız. Önce size göstereyim. Nasıl gösterebilirim şöyle yukarıdan? Şöyle bir düşüyor.
Neyse, şöyle bir tatlı oldu. Şimdi tadına bakıyoruz birlikte. Bu arada ben 3-4 saat bekledim. Normalde bir gün ya da 3-4 saat diyor ama bence 3-4 saat yetmiyor olabilir. Bir de alabilsem. Bir şey diyeceğim, bayağı iyi oldu. Çok beğendim. Aşırı beğendim. Aşırı iyi oldu. Ben çok beğendim. Çünkü ilk defa yaptım. Sadece tek bir hatam var. Onu biliyorum. Çırpıcıyı kullanmayıp karıştırmam gerekiyordu. Ama olsun, tadı değişmemiş. Önemli olanı. Neyse, ben çok beğendim. Umarım siz de yapıp yersiniz afiyetle. Hepinizi öpüyorum. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Öpüldünüz. Bay bay.